Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay Yurunqaş deryasını baş ekinidin buğuşunu planladı. Xitayning Xinhua agentligining 23 apreldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitay tajovuzchilari Yurunqash daryosining suv manbasini kontrol qilish uchun suv inshoat qurilishi planlangan. Xabarda yaqinda Beijingga yo'llangan Yurunqash daryosi suv ishlari qurilish plani Xitayning Taraqqiyot va Islohot komitetining tasdiqidan o'tganligi, bu qurilishning Xotan tavasiga tava Qashtash yezisiga va Xotan shahriga 95 km keldiganligi bildirildi. Yurunqash daryosi Xotan viloyatidagi muhim suv manbalarining biri bo'lib, Xitay tajovuzchilari daryoning bosh iqimida g'oyat zo'r suv inshoat qurilishi qilishni planlagan. Xabarda qurilish loyihasiga asosan Yurunqash daryosining bosh iqimiga cho'ng suv ombori salinmoqchi ekanligi, suv ombirining umumiy suv sig'imchanligining 536 million kub metr, ombor to'smasining egizligining 230 metr atrofida bo'ladiganligi. Su ambarının suyu, suğuruş ve su elektrik istansısı üçün işiltildiğallıqı, mezkur kuruluşunun 8 yılda pütüşü mümkün işgallıkı bildirilgen. Küzetküçüler, Xitayning Xotan vilayetindeki Bingtuan'nın küçü arqılıq bu kuruluştan paydalanıp, Yurunqash daryasının suyunu baş iqinidin boğup, Xotan vilayetinin iqtisadi can tümürünü kontrol kılıbilişinin ibaret rezil planı barlıqını bildirişmekte. Sharq Turkistonda odimilik turmaga tashlanmoqda temasida leksiya o'yishtirildi. 23 aprel Turkiyaning Qahramon Maraş Sütçi İmam Üniversitesi'de Sharq Turkistonda odimilik turmaga tashlanmoqda temasida leksiya so'zlash faoliyati o'tkazildi. Qahramon Maraş Üniversitesi Türk tili va adabiyoti fakulteti o'qituvchisi Mamduh Atalay apandir riyosatchilik qilgan doklad berish yig'inida mazkur universitetning dini bilimlar kasbi o'qituvchisi doktor Alimjon Bug'do apandi Sharq Turkistonning o'tmishi va buguni temasida Turkiya ovozi radiosida ishlayotgan Mirkamil Qashqarli apanda bo'lsa, Sharq Turkiston masalasida musulmon davlatlarining vazifalari temasida doklad berdi. Yig'inni Sutchi Imom universiteti o'quvchilar uyushmasi uyushtirgan bo'lib, yig'inga mazkur universitetning mas'ullari va o'qituvchi o'quvchilardan bo'lib 300 atrofida kishi qatnashdi. Türk Milletler Daimi Hay'atları yig'ilishida Uyg'urlar chatki qildi. 23 aprel Qirg'izistonning Osh viloyatida o'tkazilgan Türk Milletler Daimi Hay'at a'zolari yig'ilishida Uyg'urlarning ismi tilga olinmaganligidan Qirg'izistondagi Uyg'urlar qattiq norozi bo'ldi. Yig'ilishga Turkiyaning Kostomono shahrining muavin shahar boshlig'i Furat Bay, Qirg'izistonning oliy darajalik rahbarlari ishtirok qilgan bo'lib, Yig'ilishda Turkiya, Qozoq, Qirg'iz, Azari, Turkman qatorliq Türk millatlarining bayroqlari tizilgan va ularning ismlari birma-bir tilga olingan bo'lsa-mu, biroq Türk millatlar qatorida Uyg'urlarning ismi tilga olinmagan. Yig'ilishga qatnashgan Qirg'izistondagi Uyg'ur oqsoqollaridan Alisher Nasirakhov hoji yig'ilishdan norozi bo'lib, munolarni bildirdi. Biz Qirg'izistonda Sharq Turkiston da'vosini asliga keltirishga tirishayotgan bir paytda Türk millatlar doimiy hay'at yig'ilishida Sharq Turkistonning bayrog'ini tizmaganligi, Türk millatlar qatorida Uyg'urlarning ismini atab qo'ymaganligi bizga qattiq zarba bo'ldi. Mumkin bo'lsa, Turkiyadagi rahbarlar Kostomono shahrining boshlig'idan mazkur yig'inda nima uchun Uyg'urlarning ismi tilga olinmay chatki qilganligini so'rishi kerak deganlarni bildirdi. Malayziya tashqi ishlar ministri biz davomli Uyg'urlar haqida so'z qilamiz dedi. Xitay rejimining Janubiy Xitay dengizi tavasidagi zamin davosi Sharq Janubiy Osiyodagi bir qism davlatlarni bearam qilayotganda Malayziya tashqi ishlar ministri Sayfuddin Abdulla o'zlarining bu vaqtda so'z qilishdan boshqa Uyg'urlarning zulmga uchrash ahvoli haqida ham so'z qiladiganligini bildirdi. Bugungi Malayziya gazetasining 23 apreldagi xabarida aytilishicha Sayfuddin Janubiy Xitay shahar gazetasining ziyoratini qabul qilganda Biz ahvolni tushunamiz. Shundaqla Uyg'urlarning ahvolini yaqindan ko'rsatyapmiz. Shundaqla Beijingga bizning bu masalaga astoydil muomila qilayotganligimizni bildirib kelyapmiz dedi. Ma'lum bo'lishicha Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy bastirish harakatlari islom dunyosining hissasligi yoki qo'llashiga ega bo'lmagan ahvolda Malayziya izchil Uyg'urlar haqida so'z qilib kelgan edi. Ammo bu qatim ministr Sayfiddin o'zlarining keyingi qadamda qanday qilmoqchi ekanligi haqida ma'lumot bermagan.
Avustraliyadaki Şarkı Türkistan Longkısını Talişeş Futbol Musabıqısı ahırlaştı. 22 April Avustraliyanın Melbourne şehirde ötküzülgen 13. növetlik Şarkı Türkistan Longkısı Futbol Musabıqısı ahırlaştı. Musabıqa Victoria Uyghur Cemiyeti'nin sahip halıqıda ötküzülgen bulup, 20 April günü başlanıp 22 April ahırlaşkan. Musabıqa Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane Katarlıq 4 şehirden gelgen 4 komanda katlaşkan bulup, Müsabakanın birinci günü 2 meydan, ikinci günü 2 meydan, üçüncü günü 2 meydan müsabaka uğurlaştırılgan bulup, Melbourne'deki Şarkı Türkistanlıklar Melbourne Uyghur Cemiyeti'nin rehberliği de bu faaliyetke aktif avaz koşkan. İki günlük müsabaka neticesi de Adelaide komandası çempiyon bulup Şarkı Türkistan longkısını kolu keltirdi. Ularga 13 kıtım ötküzülgen Şarkı Türkistan longkısını talişiş müsabakası tarihideki çempiyonlar retki tızıp hatırlengen levhe takdim kılındı. Melbourne komandası 2-likke, Brisbane komandası 3-likke, Sydney komandası 4-likke erişti. Şarkı Türkistan Longkısı futbol müsabıqısı 2006 yılı başlanğan bolup, hazırgıça her yılda bir qıtım ötküzülüp kelmekte. Bu qıtımkı müsabıqa dostanı şekilde muvaffaqiyetlik ahırlaşkan. Gollandiyadaki festivalda Türk okutkıcı okuguçılarga Şarkı Türkistan'ı tanıştırdı. Gollandiyada elip berilgan Türk festivalida bir Türk okutkıcı öz okuguçularga Şarkı Türkistan ve uyardaki Xitayning irqi qırğınçılıqını ve Uyghur Türklerinin kimler ikenligini tepsili tunuşturdi. Bu faaliyetning orunlaştırılışıga Gollandiyaning merkezi Dam meydanida 10 aydan buyan Xitayga qarşı yalğız kişilik qarşılıq faaliyetini devam qilib kelayotgan faaliyetçi Abdurrahim Gini Efendi hass qoşqan ekan. Osman Batur şehadetinin 68 yıllıkını hatırlaş faaliyetine teklif. Şarkı Türkistan'ın Xitay'a karşı baş egmez simvollardan biri bolgan Osman Batur şehadetinin 68 yıllıkını hatırlaş münasebeti bilen İstanbul'da 4. ayının 25. günü yani ete faaliyet orunlaştırıldı. Faaliyetke Xizirbek Gayretullah Efendi riyasetçilik kılıdı. Faaliyette Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi'nin Profesör Doktor Abdulvahhab Qara Korallık septaşlarının nazarındaki Osman Batur teması da. Demelişki çıkan okutkuçular azası Profesör Doktor Sultan Mahmut Kaşgari Şarkı Türkistan müstakillik görüşü de Osman Batur'un orni ve rolü teması da. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Şarkı Türkistan'ın hazırlıklı vaziyeti teması da. Dotsent Doktor Ömer Kol Osman Batur görüşünün Şarkı Türkistan'ın kelgüsüdeki rolü teması da leksiye sözleydi. Adresi İstanbul Zeytinburnu Kazlı Çeşme Kültür Merkezi Akdeniz Zalı'da. Faaliyet vakti kez saat 18. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmetleştirme hakkı öptün köp rahmet eylemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.